Organ nakli nedir hocam? Başlangıç organ nakli işte adı üzerinde işlevini kaybetmiş bir organın çıkartılarak bir diğer canlıdan alınıp o organı takılması adı üstünde. Yani bu kalp olabilir, böbrek olabilir, göz olabilir, karaciğer olabilir. Yani organ nakli aslında çok önemli bir konu biliyorsunuz. Hayat kurtarıcı bir işlem. Ama maalesef yani bu farkındalık oluşturma aslında o açıdan önemli. Hala organ bağışı konusunda ciddi sıkıntılar var, çok eksiklikler var. Çok hayat kurtarıcı olmasına rağmen ama hala maalesef yeterli seviyelerde değil. Hani ben genelde kalp üzerinden gideyim isterseniz. Kalp nakli biliyorsunuz 1967'de Stian Bernard tarafından yapılmıştı. O zamanlar çok başarılı değildi ama 80'den sonra 1980'lerden sonra bu bazı ilaçların bulunmasına, bu hani bağışıklık sistemi baskılayıcı ilaçların bulunmasından sonra bayağı bir ivme kazandı. 90'larda falan bayağı artmaya başladı. Ama daha sonra da 2000'lerden sonra falan azalmaya başladı. Bunun sebebi de yeterli organ bağışının olmaması. Yani şu anda yine kalp üzerinden söylüyorum. Aslında bu böbrek ve karaciğer için de geçerli. Çok organ bağışı bekleyen kalp hastası var. Özellikle ileri derecede kalp yetmezliği olan, işte hastanelerde kalp yetmezliği tedavi gören, evde yani son dönem kalp yetmezliği olan kişiler maalesef bunlar eğer kalp bulamadıkları zaman neredeyse bir yılda yarısı kaybediliyor. Yani maalesef. Ölüm maalesef ölümle sonuçlanıyor. Ve yani organ bağışı da yani bütün dünyada kısıtlı. Yani Türkiye'de özelinde de söylediğim zaman Türkiye'de daha da kısıtlı. Yani bunun tabii bir takım sebepleri var. Hukuki sebepleri var, sosyal sebepleri var, dini sebepleri var. Yani çok sebep var işin içinde. Yanlış bilgilendirme var, yanlış bir korku var. Biraz da dine yani burada. Aslında hani dini olarak da bu işte dini yetkililer de genelde aslında bu konuda fetvalar veriyor. Yani organ bağışı konusunda olumlu fetvalar veriyor. Yani çok bir engel yok deniyor ama yine de bir yıkılmamış bir şey var, korku ve şey var. En çok büyük korku gördüğüm kadarıyla işte yani biz canlı canlı ölmeden alıyorsunuz. Belki işte yaşayacaktı gibi bir endişe var insanlarda. Yani tabii anlıyoruz bunları ama bunlar tabii ki bu organ bağışı ve organ nakli çok ciddi denetlenen, ciddi kontrol edilen, bu işte ölüm olaylarının ciddi bir şekilde ispatlanıp tamamen kanıtlandıktan sonra yapılan şeyler. Onun için aslında çok korkmaya falan gerek yok. Ama burada tabii insanları da işte aydınlatmak lazım. Bu farkındalık oluşturmak lazım. İyicelik anlatmak lazım. İnsanlar korkuyorlar. Ya ben işte organ bağışlamak istemiyorum. İşte belki ben yaşayacaktım. Belki işte yani işte çocuğum belki işte yani ölmeyecekti, belki kurtarılacaktı falan gibi. Psikolojik olarak evet. Ama yani bir insancıl olarak yani hümanist bir düşünceyle bakıldığı zaman aslında organ bağışı yapmak lazım. Yani herkesin de bence organını bağışlaması lazım. Bunun için de çok korkmaya gerek yok. Çünkü hakikaten beyin ölümü tam olduktan sonra yani organ bağışı yapılıyor. Yani burada hani bir hileydi, şuydu, buydu falan yok. Yani beyin ölümü olduktan sonra da zaten eğer kendisi bir kişi yani beyin ölümü olduktan sonra organı bağışlamak istiyorsa bu çok anlaşılabilir bir şey. Bir şey. Yani ailesi de bunu kabul çok etmesi lazım. Çok nadir süreçlerde beyin ölümü gerçekleşse de makineler cihazlarla yaşatmaya çalışıyorlar ama sonrasında... Yani bu yıllarca süren bir şey sürüyor ama yani hakikaten beyin ölümü tam olduktan sonra iyileşme olmuyor. Ama şöyle olabiliyor. Yani beyin ölümü tam olmadan ciddi beyin hasarları olduğu zaman diyelim ki işte 20 yaşında bir çocuk bir trafik kazası geçirdi ya da düştü bir şey oldu. Beyinde ciddi hasar oluştu. Tabii bunun beyinde hasar oluşuyor ama diğer organlara çalışıyor. Böbrekleri, karaciğeri, kalbi gayet normal çalışıyor.
Yani buradaki kalp, yani organın altındaki temel şey bu. Beyin ölümü olacak, diğer organları iyi çalışıyor olacak ve bunların bağışı olacak. Şimdi buradaki problem, yani bir beyin hasarı olduğu zaman bu beyin hasarının ciddiyeti önemli. Yani bu beyin ölümü biraz daha farklı bir şey. Yani daha o en son aşama dediğimiz ve bunu da karar vermek öyle basit değil. Yani burada işte kalp cerrahi, anestezi doktoru, nöroloji doktoru, beyin cerrahı, beyin doktoru. Bir heyetten geçiyor. Tabii. Yani bunu çok kişi değerlendiriyor. İşte MR'larıydı, tomografileriydi, klinik bulgularıydı. Yani öyle çok basit bir karar da değil bu. Yani beyin ölümü kararı. Onun için yani çok korkmaya falan gerek yok. Özellikle bu beyin ölümü konusunda. Ama beyin ölümü olmamış ise, diyelim ki ciddi bir hasar oldu, ciddi bir kanama oldu, bu hastanın tam beyni ölümü olmamış, zaten biz bunları organ nakli sistemine sokmuyoruz. Ya bu bekliyoruz. Her yaş aralığında olursa olsun. Yani her yaşta olur. Tabii her yaşta olur. 80 yaşında ya da 90 yaşındaki bir birey de olsa bunu en son şekilde yani evet, beyin ölümü. Evet, geçin şöyle yani çünkü biz toplumda şöyle bir algı var. Yaşlı üstünde durmuyor. Zaten ölümle bir dünya ölecek. Hani onun için doktorlar, hekimler üstüne düşmüyor gibi bir yanlış bir algı var. Bunu öyle değerlendirmemek evet, gerekiyor. Evet. Zaten yani 80-90 yaşındakilerden zaten almıyoruz. Yani normalde hani böyle böbrek, karaciğer yani o yaşlarda kalp zaten yani böyle 50'sinden 60'dan sonra mümkün olduğu kadar almıyoruz zaten. Onları da iyi değerlendirmek gerekiyor. Yani burada yaş sınırları da önemli. Daha çok biz yani genç, orta yaş grubu ya da çocuk gruplarında kalp naklilerini ya da işte diğer organ naklilerini tercih ediyoruz. Kaç yaş aralığında oluyor hocam? Yani yeni doğan bir çocuğa da gerekebiliyor, olabiliyor. Kaldırabilir mi? Olabiliyor. Bazı doğuştan kalp hastalıkları var. Mesela işte çok kompleks, çok delik değil yani çok daha komplike kalp hastalıkları var maalesef. Onların ameliyatları da mesela yapılıyor ama sonuçları çok iyi değil. Mesela böyle hipoplastik sol kalp sendromu gibi bazen böyle hani kalbin büyük bir kısmı gelişmemiş, kalbin yarısı oluşmuş, yarısı oluşmamış gibi çok büyük ağır kompleks doğumsal kalp hastalıklarında mesela o zaman kalp nakli, kalp akciğer nakli bazen denenebiliyor, yapılabiliyor. Onların sonuçları daha iyi mesela şeye göre, ameliyatlara göre, yapılan ameliyata göre. Ama bunlar tabii çok nadir gözüken şeyler ve o yaşta da yani nakil bulmak da hakikaten zor. Zor. Hocam nakil yapılabilecek doku ve organlar nelerdir? Sadece kalple sınırlandırmayalım. Tabii. Biraz da genel yani en çok şu anda yaygın yapılan böbrek. Böbrek, karaciğer, kalp ve göz diyebiliriz. Onun dışında diğer yüz nakli falan gibi böyle işte el, kol, bacak, ekstremite nakil gibi şeyler de olabilir ki yapılıyor. Ama hayati olarak değil de biraz estetik olarak mı değerlendiriyorsunuz? Evet, biraz öyle. Evet, biraz öyle ama hayati olan yani kalp, böbrek ve karaciğer.